Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? RSI göstergesine göre en ucuz 10 hisseyi analiz edeceğim günlük grafikte. İşbtr ile başlıyorum arkadaşlar. 64.750'yi görmüş en fazla. Çok sert hareketleri var. Şu anda 31.000. İndikatöre göre 32.5'un üstü lazım trendin dönmesi için. Ama 25.000'lerde güzel bir destek var. Bir de haftalıkta bakacağım buna. Çok büyük ralliler yapmış daha önce. 4.000'lerden gitmiş bir 30.000'e doğru. Sonra tekrar 26.000'lerden yine 60.000'lere gitmiş. 50.000'den tekrar düşmüş 25'e sonra 60'a gitmiş. Çok sert hareketler var. Ama RSI'ye haftalıkta baktığımda burada 2018 yılından bile aşağı düşmüş. Genelde haftalıkta 30 seviyesi. Fena bir yer değil, iyi. O yüzden sanki bu 25.000 seviyesi daha iyi sanki alım için, denemek için. Ama bakmak lazım tabii. Yani şu anda düşüş trendi devam ediyor. 32.000'in üstüne atarsa belki bir dikkat çekebilir. Şu haftalıkta da bakacağım da haftalıkta ise 35.000'in üstü lazım diyor. Bu şekilde. Cansa'ya bakalım. Cansa. O da düşüş devam ediyor. Trend aşağı. Pardon. Böyle kaydedelim. Fena da değil. Desteklere yakın. Şuraya bir tane atalım. Şuraya. Çok fazla destek var ama ya. Ana destek olarak. Hangi birini kullanacağız? Evet. 52-25, 59-60, 63-60 var. 125 liraları görmüş bir kağıt. Trend aşağı devam ediyor. 71'in üstünde trend yukarı dönebilir diyor indikatör. Dileyenler yatırım tavsiyesi olmadan 64 bölgesinde, 60 bölgesinde ya da 53 bölgesinde deneyebilir. O yüzden şurada 3 tane destek olduğu için hangisinde durar acaba? Bir bakmak lazım. Takip edilebilir. Sönme. Sönme çok ilginç bir durumda. Çok çok ilginç. Gerçekten sanki bir dip yapısı oluşuyormuş gibi ama sen güvenemiyor da sat vermiş en son. Şu bölgelerde bir denenebilir belki buraya inerse. 27,5 bölgesi, 28 bölgesi. %2-3 zarar satışıyla mesela 25'te falan stop olmak kaydıyla denenebilir. Ama şu anda durum sat durumu olduğu için 40'ın üstüne atarsa bir belki bakılabilir. 40'ın üstüne atarsa. Yine de çok beğenmedim grafik olarak. Hani haftalıkta baktığımızda Eyfel Kulesi tarzında bir şeyler var. Yani toparlıyor mu toparlıyor mu tam anlayamadım yani. Haftalıkta da al vermemiş zaten. 42'nin üstü lazım diyor. Durum bu. 28 liralara düşerse belki bir takip edilebilir ama şu anda sat konumu. Teknosa var. Evet. Sinyal verenlerde de çıkmıştı diye hatırlıyorum. Evet, çizgiler şimdi çıktı. Evet, burası tam denemelik bir yer aslında. Teknik analize göre 36 şey 6 30'un altında 6 liranın altında falan stop olmak kaydıyla denenme ihtimal var. Daha önce iki kere dönmüş. Şöyle çizersem 1 2 hafif bir tepki almış burada 3. Ama bir daha altına giderse stop olmak lazım. İndikatöre göre ise 6.75'in üstü lazım diyor indikatörümüz. Bu şekilde bakılabilir. Katmer. Katmer de bayağı düşmüş. Tek çekeceğim. Ta ne zaman destek şey yapmışım bak kırmış. Bayağı da aşağı düşmüş. O yüzden desteklerin altında stop olmak lazım. Uzun zamandır bakmıyoruz demek ki buna. 3.14 görmüş bir kağıt. Şu anda stop olmuş arkadaşlar. Şurasını fark ettiniz umarım. Burası artık destek. Her stop olmuş deneyebiliriz. Çünkü RSI tam 30 bölgesinde ve RSI yükselerek gidiyor fark ettiyseniz. Ama fiyat aşağı gidiyor. Burada bir uyumsuzluk var. Yani fiyat buradan yukarı dönebilir. Bir de şurada doji yapmış. Doji dediğimiz şey de şu. Tek bir çizgi ve iğne. Bu doji demek bu genelde dönüş sinyali hem de iki tane hatta üç de şurada doji sayılabilir. Üç doji yapmış. Burada bir silkeleme yapıp
yukarı doğru gitme ihtimali var. Bunu daha önce anlatmıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hem bir eğitim gibi bir şey olsun. Şurada iki tane dip yaptı şimdi. Dibi şöyle yapabilir. Ya eşit yapar. Pardon. Şöyle. Ya birini üstten yapar. Ya da buradaki gibi. Sizi stop ettirir. Sonra uçar gider. Yani böyle bir ihtimal var. Bunu daha önce çok gördüm. Bu sanki bir silkelemeymiş gibi geldi orada sattırıp millete. Devam mı edecek acaba şeyi var. Ama şu anda şey yapmak lazım. Acele etmemek lazım. Şöyle bir tabii ki 1.48'in bir kere üstüne atması lazım. 1.47 şu anda. Böyle altında kapatmış, kapanış yapmış hem de. 3 kere kapanış yapmış 3 gün. O yüzden bir beklemek lazım. Acele etmemek lazım. Biraz da trende bakacak olanlar 1.60'ın üstünü beklerse belki denenebilir 1.60'ın üstünde. Şu anda stop. Anlatabiliyor muyum? Yani 1.50'nin üstünde biraz tutunmaya başlarsa 1-2 gün şu 1.48 çizgisinin üstünde kapanış olursa belki denenebilir ama altına atarsa tekrar zarar satışı lazım. Özellikle şu. 1.42'nin altına giderse tekrar orada bir satıp beklemek lazım. Oraya yine atmış ya. Durum bu. 3.14'ü görmüş bir kağıt. Ne kadar değer kaybı var onu da merak ettim. %50. Çok uçuk bir değer kaybı değil. Şuralara kadar gitme ihtimali de var. %70. Yani 1 liralar falan var yani. Yani de %70-80 civarlarında sağlam dönüşler olabiliyor. Hadi. Sinyal verenlere girmişti zaten. Sanki biraz toparlamaya başlıyor. 7.81, 7.36 destekleriyle takip edilebilir. 6 stop bölgesi. Ama trende bakacak olursak 9.35'in üstü lazım diyor. Acele etme diyor trend. Arkadaşlar. Kronta bakalım. Kront şurada destekten tutum almış. Gitmiş aşağı. Onu silelim. Ama şuraya da bir çizgi çekmek lazım bu nokta. Çalışıyor gibi. O zaman şuraya da çekmek lazım da. Neyse. Sileceğim, vazgeçtim. Çünkü şurada da bir fark ettiysen şöyle bir sağlam bir direnç var. 1, 2, 3, 4, 5 kere takılmış. 60 bölgesi biraz sağlam direnç gibi görünüyor. 79, 40'ı görmüş arkadaşlar. RSI'de bayağı aşırı satış bölgesine gitmiş. Buradan bir ikili dip yapmış RSI'de. Sanki dönüyor gibi bir hali var. Zaten sağlam bir silkeleme de yapmış. Silkeleme de stop ettirmiş yani herkesi şurada. İnatla satmayanları da sattırmış galiba. Yüzde kaç düşmüş şuradan? %25 düşmüş ya. Çok düşürmüşler. Orada satmayan adam olmaz zaten. Acaba buradan bir dönüş geliyor mu gibi bir düşünce var ama. Trend indikatörü acele etme diyor. Elleşme diyor. 39 liranın üstünü görmek lazım diyor. Ya da 32 liranın altında zarar satışıyla denenebilir. Yani mumlar güçlü gibi ama yani belli olmaz ya. Bakalım. Şurada eski tepesine denk gelmesi hoşuma gitti arkadaşlar. Daha önce çok bahsetmiştik. Eski tepeler dip olabiliyor. Çok da güzel çalışmış. Şu anda biraz daha olumlu. Şu tepeleri gördükten sonra daha olumlu düşünmeye başladım. Gördüğünüz gibi net bir dönüş olmuş buradan. O yüzden 32 altında stopla belki denenebilir ya da 39 liranın üstü beklenebilir. 70 ise 80 liraları görmüş bir kağıt. Arkadaşlar. Metro. Metroya da bakalım. Düşüş trendi hala devam ediyor metroda. Arkadaşlar. Daha önceki tepesine de gelmemiş. Ben yine şurayı alacağım. Orası çok eski bir tepe. 2.73'ü görmüş bir kağıt. Bayağı bir düşmüş. Düşüş trendi hala devam ediyor. Buna bir şey diyemeyeceğim. Buna bir destek vermeyeceğim şuralara. Çünkü sürekli düşerek gidiyor. 1.55'in üstüne atarsa bir bakılabilir. Haftalıkta da bir göz atmak istiyorum ama. RSI kaçak edermiş. Evet. Diplere bayağı yaklaşmış. 2018 yılında gördüğü. 2020 yılında pandemiden daha da aşağı gitmiş. Bayağı bir düşmüş diyor. Ama yine de emin olamıyorsun. Haftalığa göre ise 1.70'in üstü lazım diyor. Acele etme diyor. Döndüğünü görmek lazım. Ya yani buna çok güvenemedim açıkçası. Bir formasyon, bir ikili dip gibi bir şey sürekli düşüyor dipler.
Hoşuma gitmedi çok. Gedza. Gedza'nın sanki biraz yatayda hareket ediyormuş gibi. Fark ettiniz mi? Öyle çok bir trend yok. Şöyle bir çizgi çekersek mesela. Şöyle. Fark ettiniz mi? Şöyle. Ya şurada sarkıp olmuş. Buraya da yukarı gitmiş ama. Şurada ikinci bir. Küçük bir trend var. Umarım anlamışsındır. Belki şuraya doğru bir şey yapılabilir. Şurada bir alım denenebilir. Ben sileyim bir. Şimdi ya da şurada bir küçük bir deneme olabilir ama bunlar çok sağlıklı değil. Trendçiler için belki deneme olabilir. 17.44 17.44 bölgesi. Ama çok destekler var ya aşağıda. 15.77 var. 13.85 var. Yani bunlar farklı seviyelerde denenebilir. Trend indikatörüne göre bakacaksanız da 19.5'un üstünü beklemek lazım. Acele etmemek lazım. Ama genel olarak bir trendi yok. Yani yatayda gördüğünüz gibi buralarda özellikle yani 13-14 ile 26 arasında takılıyor diyebiliriz. Farklı aralıklara giriyor ama genelde şu arada yani. Çok bir trend göremedim açıkçası. EOQ. Son olarak da EOQ'ya bakalım. O da yeni düşmüş. Ya yeni derken de birkaç aydayım yani. Biraz daha orta vade günlük grafikler tabii ki. Zaten stoplu olmuş diyebiliriz. Şuradaki desteği göz ardı. Burada stop olmuş. Bunu sileceğim. Şu anda bir şey demiyorum buna arkadaşlar. Çünkü diplerde 3.5 bölgeleri var. Buralar biraz mantıklı gibi. Bak buralar çalışmış bayağı. Bayağı çalışmış yani. Bunlar hatta çizildi dursun. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Ama şuradaki tepeler bakın dikkatimi çekti. Tepelere bir çizgi çekelim değil mi? Biraz önceki grafikteki gibi buradan döner mi acaba? Tepelere doğru inmeye başlamış. Şuraya bir çizgi çekelim. Evet. Burası destek olur mu? Arkadaşlar sizce. 4.81 bölgesi. Bakalım destek olacak mı eski tepeler? Buraya bir çizgiyi çekelim tepe diye. Bir de şu bölge var. Burası da iki tepe var ama küçük. 4.5 bölgesi var. O yüzden çok fazla destek var. Yani tam emin olamıyorum. Aslında dönüşü beklemek lazım. Denemek isteyen 4.80 bölgesinde deneyip 4.70'te falan. 4.5'ta stop olabilir ama 4.5'ta da şu destek var. Ya da oraya kadar sabredebilir. 4.5'un altında stop olup 3.5'ları bekleyebilir. 3.5'ları yani çok karmaşık bir trade sistemi var burada. O yüzden direkt ben trende bakacağım diyenlerse 6.20'nin üstünü bekleyebilir. 6.20. Ama bunda da net bir trend yok. Zaten yeni yeni düşmüş. Biraz da şu arada takılıyor gibi yani. 10 ile 5 arasında. Ya 10 ile 5 gerçi %100 bir fark yapıyor ama şuradan yani neredeyse. Emin olamıyorsunuz tabii. Buna da böyle biraz karamsar baktım. Durum bu şekilde. Başka bir şey var mı? Yok. Bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarım videonun açıklamalar kısmında. Herkese bol kazançlar. Görüşürüz.